diğer tarih boyunca altın kalemlerin dahi aciz kalacağı bir İslam'ın tarihine bak şöyle. Şanlı tarihe bak. Cihan hakimiyetini kuran bir İslam milletine bak. Şöyle bir bak. Ümmeti Muhammed'e bak. Milleti Muhammed'e bak. Tevhid milletine bir bak. 14 asır dünya kurulalı böyle bir tarih, böyle bir cihan hakimiyeti hak ve adaletle hiç tarihte görülmüş mü? 14 asra iyi bak. Ve bu kısa bir zamanda, 8 senelik bir dönemde yıldırım hızıyla Arap Yarımadası'nın putlardan temizlendiğine bak. Trablus kalplere, Maverer'in nehirlere nasıl gidildiğine, İstanbulların fethine, Kisra'ların, Fars İmparatorluğu'nun, Bizans'ın şöyle bir durumuna bak ver. Yıldırım hızıyla zaferlere bir bak. İnsanlığa ne götürdüler? İnsanlığı kurtarmaya, barışı hakim kılmaya gittiler. Her milleti 14 asırdır zimmetlerinde kendi canları gibi korumayı emreden ilahi emirlerin egemenliğinde yaşadılar. Bunun içinde hata edenler varsa ferdidir. İslam'la hiçbir alakası yoktur. İslam yüceliklerin, ilahi adaletin, ilahi kanunların adıdır. Suçu suçluda ara. Allah'ta, onun kanunlarında suç olmaz. Bunun için Yüce Rabbimiz işte Kur'an-ı Kerim'i bize duyuruyor. Allah'ın öğütüdür diyor. Estaizu billah ve la tehinu ve la tahsenu ve entumul a'lemne in kuntum müminin. Şu ayetin durumuna bir bak ve ayetin sırlarının 14 asır içinde nasıl zuhur ettiğine de bak. Ayetlerin içinde dünyayı, ukbayı gör. Ahireti, dünyayı Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içine almıştır. Ne diyor burada? Gevşemeyin, üzülmeyin. Kim diyor bunu? Yüce Allah söylüyor. Kime? Müminlere diyor, mümin Müslümanlara diyor. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsiniz. Üstün olan sizsinizdir diyor kesin. Ama neye bağlamış? İnanıyorsanız diyor. Allah'a kesin inanacağız. Onu kemal sıfatlarıyla, yüce esmasıyla, kendi kitabıyla ve eserleriyle Allah'ı iyi tanıyacaksın. Emrine iyi gireceksin. O zaman gevşeme olmaz, üzülme olmaz. Gerçek iman ortaya çıkar ve üstünlük de ortaya çıkacaktır. İşte ayeti kerime bunu açıklıyor. Bir çek kısa bir ayeti kerime ama içi hazineler dolu. Bu ayeti açmaya kalkın, içini tam keşfetmeye zamanlar, günler yetmez. Diğer ayetler de böyle. Biz size özünü vermeye çalışıyoruz. Hatta içinden keşfettiklerimizin de keşif notları olarak veriyoruz. Ömrümüz olursa ileride daha geniş keşiflerde bulunmayı tabii ki Rabbimizden, onun izniyle, lütfu keremiyle ondan isteriz. Bütün isteğimizin içeriği insanlara faydalı olmak, Allah'ın rızasını kazanmak.
faydadan başka bir amacımız yok. Cenab-ı Hak in yemseskum garhun fekad messel kavme garhun misl ve tilkel eyyamu nudavilha beynen nas ve li ya'lem Allahu allazina amenu ve yettehizu minkum şuhada vallahu la yuhibbuz zalimin ve li yumahhisallahu allazina amenu ve yemhaqal kafirin. Eğer siz Uhud Savaşı'nda bir yara değmişse diyor size, Uhud Savaşı'nda bir yara değmişse, Bedir Harbi'nde o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu diyor. O günler ki biz onları insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın sizden iman edenleri ayırt etmesi, sizden şahitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kafirleri de yok etmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Her kafir zalimdir. Ama tekrar ediyorum, her zalim kafir değildir. Çünkü kafir olmadığı halde zulmeden zalimler de çıkmıştır. Bunlar da günahlarının karşılığında Allah'ın azabına çarpılmışlardır, çarpılacaklardır. Cenab-ı Mevla mümin ve Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı, Hazreti Muhammed'i iyi keşfetmeyi, iyi anlamayı ve insanlık alemine de iyi anlatmayı nasip eylesin. İnsanlığın hayrının hazineleri buradadır. Hayat bulmak ve başkalarının hayat bulmasına vesile olmak, bu gerçekleri bilmekten, yaşamaktan geçer. Bilmek yetmez. İman ve ameli salih, Yüce Allah'ın istediği şekilde yapılma gayreti içinde olmak gerekiyor. İşte kalp temizliği, ruh temizliği, kalbin ve ruhun kötülüklerden tasfiyesi, arınması ve bir saffet oluşması. Bunlar şarttır. Şimdi de bazı notlar ve ayetlerin az çok açıklamasına, daha iyi anlaşılmasına faydalı olmak açısından Bedir Harbi konusunda yine bir kısa hatırlatma yapalım. Ramazan-ı Şerif'in 27. Cuma günü. Dikkat edin, Ramazan-ı Şerif'in 27'sinde, Cuma günü, hicretin 2. yılı idi. Ve entüm ezilletün, sizler güçsüz haldesiniz. İlk savaş bu, İslam'ın ilk savaşıdır. Çok azınlıkta, yani Müslüman tarafında maddi bir güç yok. Ne asker, ne silah, ne araç, ne gereç. Ama karşılarında o günkü çağın en güçlü ordusu var. Dikkat edin, 310 kişi, 77'si muhacir, sancak tarları Hazreti Ali, 236'sı ensardan. Bunların da sancaktarları Sa'd bin Ubade idi. Radiyallahu anhum ve erdahum ecmain. 3-5 kişiye bir deve düşüyordu. Miktat Mersed'in atı vardı bir tane veya iki at olduğu söylenmektedir. 90 deve vardı,
6 da zırh vardı, 8 kılıç vardı. İşte 8 kılıçla 6 zırhla bugün savaş yapılacak. Koskoca düşmanın karşısında. Bu o günün imkanları buydu. Bir de içinde bulundukları şartlar da bunu gerektirdi. Düşmanın 1000 askeri vardı, 100 tane atları vardı, silahları, kuvvetleri tamamdı. Ama onların bir şeyi yoktu. Allah'ın yardımı inananların yanındaydı. Bütün şer ve şirk ve küfür ve şeytan orduları da düşmanın tarafındaydı. Arada böyle bir fark var. Buna dikkat et. Bu farkı ancak iman görebilir. Küfür bunu görmez. Çünkü küfür, şirk, cehalet, gaflet hep düşmanın zahiri gücüne bakar. O bununla güçlü ordusu var der. Topu tüfeğe fazla, ben bu taraflı olayım der. Nitekim buna aldanan, Müslüman görünen bazı kişiler de o taraftaydı. Ebu Cehil'in ordusundaydı. Hatta o gün İslam daha yeni parladığı için birçok peygamberin akrabaları da düşman tarafındaydı. Ebu Bekir'in oğlunun bile birisi, Hazreti Ömer'in dahi bir akrabaları o taraftaydı. Düşman tarafındaydı, yakınları. Ve bakın, hem peygamberi öldürmek, hem Ebu Bekir'i, Ömer, Osman, Ali gibileri öldürmek için bakın neler yapılıyordu. Düşman tarafındaydı. Niçin bunlar düşman tarafında? Düşmanı güçlü görüyorlardı. Çünkü iman yok ki Allah'ın gücünü görse, Allah'ın kudretini görse. Allah-u Teala'nın gücünü, kudretini görmek için iman lazım. Allah'a teslimiyet lazım. Kitabı, Kur'an'ı, Allah'ın esmasını, evsafını, eserlerini iyi görmek lazım. Bu da kafirde yok zaten, müşrikte bunlar yok. Zaten müşrikte olsa müşrik olmayacak. O safta bulunmayacak. Gücüne, ordusuna, silahına aldanmayacak. Nitekim aldandılar. İşte şöyle bir bakın. Allah'ın yardımı ile Ebu Cehil, o günkü ordunun başkomutanı Ebu Cehil'di. Şirk ordusunun, müşriklerin ordusunun başkomutanıydı. Hem Ebu Cehil'in ve hem de ileri gelenlerin kellesi kesildi. Bedir kuyusuna atıldı, cehenneme dallandı. İmanın gücü açığa çıktı. Önce 1000 melek geldi. Bu 1000 meleğin savaşa girdiği söylenir. Müfessirler bunu kabul ederler. Enfal suresinin 9. ayetinde de bu gerçek açıklanır. Melek ordusunun yardıma gelmesi. Bakın sonra 3000 melek daha geliyor. Daha sonra 5000 melek kıratlar üzerinde sarıkları sarı, beyaz, siyahtı diyor. Bedir'de melekler bizzat düşmanla savaştılar diyor Cumhur-u Müfessirin diyor bunu. Cumhur-u Müfessirin bu diyor. Meleklerin bin kadarının savaşa girdiği, öbürlerinin Müslümanlara cesaret vermek için orada bulunduğu rivayetleri de vardır. Bu rivayetler İbni Abbas'tan gelir. Radiyallahu anhü ve erdahu mecmain. Şimdi buradan bizim alacağımız dersler nelerdir? Buna dikkat lazım.